Abiciğim bakar mısın? Abi! Yürü 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 yürü! Yürü 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 yürü! Can çekil! Adam tamamen çıplak abi! Anladınız! Geliyor geliyor! İşaret var. Ne oldu? Selamünaleyküm. Rehan'a bu! Bu Rehan'dı lan! İlk defa yaşıyorum böyle bir şey. Böyle bir şey ilk defa yaşıyorum. Burada bir şey var lan. Oğlum bu ses ne lan? Abi selam okunuyor. Ezan. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Karışık çabuk lan. Lan lan dikkat et. Kaç oldu? Abi. Ananı. الغسلان في البرية يرقد وليدي طار نوما وعد وليدي مهما بنما Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord, yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yıllar yıllar sonra en çok istediğiniz yerlerden birisi olan Lübbey Köyü'ne geldik. Bildiğiniz gibi Türkiye'de ilk kez Lübbey Köyü'nün videosunu biz çekmiştik. Ve bizden sonra niceleri geldi. Çünkü herkese adres vermiştik. Ve kimse bizim gibi burayı çekemedi. Siz de bunun farkında olduğunuz için yıllardır bana mail atıyorsunuz veya Instagram üzerinden yazıyorsunuz. Lübbey Köyü'ne tekrar git, Lübbey Köyü'ne tekrar git. İşte sizin için yeniden buradayım. Bakalım yıllar sonra Lübbey Köyü'nde değişen bir şey var mı? Neler olmuş, evlere ne olmuş veya fantastik paranormal esrarengiz olaylar hala yaşanıyor mu? Ve saat sanırım gecenin 4'ü. Biz buradayken hava aydınlanacak. Bizi ne gibi olaylar bekliyor bilmiyoruz. Şu an Lübbey Köyü'nün girişindeyiz arkadaşlar. Pek bir şey görünmüyor ama birazdan bütün o gizemli esrarengiz havasını göreceksiniz. Ve arkadaşlar ufak bir not vermek istiyorum. Şu an Türkiye'nin ilk Türkçe seslendirmeli, %100 Türkçe seslendirmeli, Türkçe hikayeli ve Unreal Engine 5 ile yapılan korku oyununu bizzat No Prospect olarak yapıyoruz. Lütfen bizi desteklemek için açıklama kısmında bulunan linke tıklayıp Steam istek listenize eklemeyi unutmayın. Zaten ekranda şu an fragmanları dönüyor. %100 Türkçe seslendirmeli, Türk yapımı oyun. Dünyaya Türklerin ne kadar başarılı olabileceğini göstermek için bu oyunu yapıyoruz. Lütfen istek listenize ekleyerek bizi desteklemeyi unutmayın. Çok samimi duygularımla söylüyorum bunu arkadaşlar. Hepinizden desteği bekliyorum. Hazırsak Lübbey Köyü'nün videosuna başlayalım. Ve bu özel video için yıllar sonra sizden gerçekten beğeni rekoru istiyorum arkadaşlar. O beğeni tuşuna lütfen basın. Ücretsiz olarak hemen şimdi basın. Başlıyoruz. Devam et. Arkadaşlar, burası Lübbey Köyü'nün girişi. Bildiğiniz gibi, birazdan zaten olayları anlatacağım size. Yıllar yıllar önce Türkiye'de ilk kez bu köye ben gelmiştim. Burayı resmen ben ünlü ettim. Zaten ünlü bir yer. Kartal Yuvası diye de geçiyor ama Türkiye'ye yaygınlaşmasını ben sağladım. Buradaki esrarengiz olaylardan falan videoda çok bahsetmemiştim. Burada aslında çok esrarengiz cinli olay yok.
ama söylentiler var. Zaten şu an tam videoyu durduruyorum. Eski insanlarımız kömür yakarlardı bu dağlarda. Evet abi. Orada su bittiği zaman içme suyu derlermiş. Hani su doldur gel şuradan al. Evet. Ben ocağı bekleyeyim diye. Gittiği zaman bakmış orada bir şeytan. Kadın. Kadın görünümünde. Kadın görünümünde. Ona orada saçını darıyormuş. Böyle şeyler yapıyormuş. Hani gelsin beni laf alsın. Kandırmaya çalışıyor. Evet. Ve izlediniz. Birisi bize burada yaşanan gizemli olayı anlattı. Bir önceki videomuzdaki yaşlı adam. O olay aslında burada yaşanıyordu. Lübbey köyünde ve Lübbey köyü tamamen terk edilmiş bir şekilde. Sadece birkaç hane yaşıyor. O birkaç haneden bazıları bize çıkıp uyarı verebilir. Ama hiçbir sorun yok. Bakalım bizi ne gibi olaylar bekliyor. Abi yıllar sonra buraya gelmek gerçekten beni ürpertiyor ya. Ve şu an sizinle birlikte o duyguları yeniden yaşıyorum arkadaşlar. Dur. Orada bir su akıntısı var. Aha geldik, giriş orada. Lübbey köyü. Aha bu ne? Odun parçası. Burada hemen terk edilmiş bir evle karşılaştık bile. Bu sefer farklı bir yerden giriyoruz çünkü giriş anladığım kadarıyla uzakta. Biz direkt köyün ortasından dalıyoruz. Yavaş, sessiz, kimseyi rahatsız etmemeliyiz. Şansımız kaç? 73. Arkadaşlar buraya çok zor. Şartlı altına geldik. Kameramızın şarjı bitmek üzereydi. Zorla arabada şarj ettik buraya gelene kadar. Ve el verdiğince her şeyi çekmeye çalışacağız. Yıllar sonra bakın. Bir aşağı doğru inince burası... Ne? Burası bir sıcaklaştı ya. Fark ettin mi? Buz gibi hava birden buraya gelince sıcaklaştı. Evet. Zeytin ağacı. Vallahi şöyle bir çevreye bakınca bayağı korkunç. Sen birazdan al, köye giremem. Arkadaşlar, son bir kez daha rica ediyorum lütfen. Bizi desteklemek için açıklama kısmındaki linke tıklayıp lütfen oyunu istekliyseniz ekleyin abi. Alıp almamanız önemli değil. İstekliyseniz eklemeniz bizim için çok önemli. Türkleri neyse, burada milliyetçilik yapmayacağım ama gerçekten bizim için çok önemli. Neyse devam edelim. Yerler uçurum. O neydi? Geldik, geldik, geldik. Köyün girişindeyiz. Bak. Burada hemen terk edilmiş bir ev ile karşılaştık bile. Ve İncir Ağacı arkadaşlar. İncir Ağacı muhabbetini de ilk kez Lübbey köy videosunda yapmıştım. Bildiğiniz gibi insanlar AVM'lerde, kafelerde birbiriyle buluşur, eğlenir gündüz vakitleri. Ama cinli varlıklar incir ağaçlarının altında toplanırlar gece vakitleri. Burası için toplanma yerine. Değişik bir koku var ya. Duyuyor musun sen de? Evet, ve incir ağacının altındayız, biliyorsun değil mi? Evet. Girelim mi içine? Girelim.
Çok değişik kokuyor bir de burası ya. Kilitli. Kilitli mi? Buradan geri çık, buradan giriş yok. Abi kaydı kes istersen bana bak. Çözemedik ama burada yine mimari yapılan evlerle karşılaştık, devam edelim. Şuralarda evler var. Bu diyorum var ya, o kadar heyecanlıyım ki yıllar önceki hissiyatım daha fenasını düşürdü şu an. Dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin ediyorum ki bismillahirrahmanirrahim. Şu evlere bak birader. Görüyor musun? Evet. Bizim gitmemiz gereken yer ne biliyor musun? Şurası. Bak şura. Meydan arası birader. Şu evlere girmeye gerek var mı sence? Girelim bence ya. Ben işten girelim mi? Değil mi? Çok büyük oğlum, görmüyor musun? İnanılmaz büyük. Biliyorsunuz ki bu saatte cinli varlıklar zincirlerinden kurtulmuş oluyor. Ve Lübbey köyü gibi bir yerde, tam onların sevdiği bir yer. Terk edilmiş, insan topluluğundan uzak, metropollerden uzak. Cinlerin sevdiği yerler abi bunlar. Ve bak, her dikkat edin, şimdiden uyarıyorum. Gireceğimiz her evin dibinde, kapısında veya etrafında bir incir ağacıyla karşılaşacaksınız. Şekil bir incir ağacı çıkmış. Yok artık ya. Burada bile. Evet. Arkadaşlar, şu gördüğünüz yer ocakbaşı deniyor. Şömine benzeri bir yer. Burada ateş yakıyorlar. İnsanlar ve bildiğiniz şömine. Burası eski bir köy eviymiş. Zaten görüyorsunuz. Konakmış hatta. Kocamanmış. Harap olmuş yıllar geçtikçe. Aşağı baksana. Burada bir kapı var. Açılmıyor. Arkasına tahta var. Ses ne lan? Biri mi güldü, biri mi şey yaptı? O, ne oluyor lan? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Çık buradan, çık. Burası kilitli. Buraya giremiyorum. Kilitli mi? Burası, gördün mü? Evet. Çıkalım abi. Bizim acilen meydana gitmeniz lazım. Asıl önemli olan yer orası. Oğlum heyecandan yerinde duramıyorum. Çok korkuyorum, farkında mısın? Ben de öyle, sorma valla. Her an bir şey gelecekmiş gibi. Girişine, meydana çok az kaldı. Yıllar sonra yeniden buradayız. Umarım burada yaşayan birkaç anı var. Onlara karşılaşmayız. Gerçi karşılaşsak da bir şey olmaz. Burayı büzün ettik abi.
Yukarıda ne var şurada? Girelim, bakalım ne var ne yok. Bak, tezin doğru çıkıyor. Bak, her yerde incir ağacı var. Gel bak, niye terk edilmiş bir eve girelim dedik. İncir ağacıyla karşılaştık. Bakın, cinlerin en çok sevdiği yer. Değer kenarları, göl kenarları, incir ağacının dipleri. Bu eve giremeyiz ya, devam et. Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Bir ses mi geliyor bir yerden? Hava çok sıcak bir de nedense. Evet. Giremiyoruz ya. Kırmak da istemiyorum. Oğlum ne oluyor lan? Neydi o? Domuz o mu ne, lan bu? O ne? Domuz olabilir. Çatıya mı çıksak, ne yapsak? Domuz, domuz. Bu ne ya? Bak burada başka bir ev var. Her gittiğimiz yerde ev göreceğiz ha. İncir ağacı görmeye hazır mısın? Şurada bir yerde muhakkak var abi. İddia. Aha, yemin ederim incir ağacı. Bak kulağını öyle çapsın. Zoom yapıyorum. Yapraklarına bakın. Zoom'dayım. İncir ağacı gördünüz mü? Evet. Gördünüz mü? Hadi gidelim. Dikkat et artık ya. Meydana gidelim abi. Gidelim. Umarım domuz falan çıkmaz yani ya. Aklınızda olun. Ne oldu? Şarjımız kaç? 55. Çok hızlı tükeniyor ya. İnşallah telefonu çekmek zorunda kalmayız. Hızlı hızlı. Turlayalım hemen. Belki yıllar sonra geldik. Sadece evler harap olmuş ve yıkılmış. Ayrıca bizi takip eden bir şey varsa yani. Son numara. Kapı kilitli. Bu da kilitli görmüş olduğunuz ben gibi. Ben buraya girdim bu arada. Bu sonra kilitlenmiş. Afiliyorum be. Hadi ya. Şuralara baksana ya. Lan. Burada bir şey var. Işığı ne yapıyor lan? Terk edilmiş köy. Terk edilmiş köy burada. Abi ödüm kopardın be. Çeksene abi. Abi ödüm koptu lan. Abi ne yapıyorsun ya? Allah. Abi. Abi tutsan şurayı.
Ölürsünüz ha. Abi ölümü kovardın be. Peki yeni geldik video çekmeye de. Kimse yok sanıyorduk ya, burada terk edilmiş değil mi burası ya? Dediğim gibi terkte öyle yazmıyordu. Çok şaşırdım şu an. Ödümü kopardın ya, ben can bu arada. Ne de ya? Ha? Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Adın ne abi? Oturuyoruz. Tamam abi, biz çekmeye devam edelim mi? Ben çekeceğim, çekersiniz ya. Tamam abi, o zaman benim ödümü kopardın. Biz devam edelim. Aha, soğuk terler döktüm lan. Ben de ceset var falan sandım ya. Şuraya bak. Ben de ceset var sandım bu arada. Evet. Köyün meydanındayız. Lütbey köyü yıllar sonra... Adam kendi kendine konuşuyor. Adam kendi kendine konuşuyor. Evet, kimse yok orada. Evet, evet. Deli olmasın bu ya. Uzaklaşalım, uzaklaşalım. Uzaklaşalım. Ter damlıyor şu an bende. Bu ne lan? İşaret var. Ne oldu? İşareti görüyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. Bu nerede lan? Dikkatli ol, çok dikkatli ol burada. Oğlum bunlar ne lan? Elize ve Arapça yazılar. Benim bununla ilgili bir tezim var. Biz biliyorsunuz ilk defa Türkiye'de biz buraya video çektik ve böyle bir şey yoktu. Belki bizden sonra gelen YouTuber'lar buraya böyle sahte şeyler çizmiş olabilir. Birinci düşüncem bu. Bunlar sahte olabilir. İkincisi, daha demin kendi kendine konuşan adam, birdenbire karşısında çıkan adam bunları yapmış olabilir. Bunlar ne oğlum? Bismillah. Nereden geldi? Nereden geldi o? Ne oluyor lan? Can bir şeyler oluyor. Oluyor kardeşim, görüyorum. Oluyor da. Odan mı yapıyor amına? Olabilir. Olabilir gerçekten. Buradan çıkalım mı? Çıkalım. Şarjımız kaç? Şarj 47. Selamünaleyküm. Hoş bulduk abi. Ölümümüzü kopardın sen de yine. Biz burada kimse yaşamıyor sanıyoruz. Geçti günü geldi. Gece olmaz galiba abicim ya. Abi buralarda söylentilenler doğru mu? He? Abi kimse yaşamıyor mu burada ya? He? Hani kimse yaşamıyordu burada? Yok ya. He? Yok kimse yok. Burada kimse yaşamıyor burada. Tövbe estağfurullah. Böyle yok hani. Deli galiba, ben varım. Ben sabah uyuyayım ha. Akşemizin hadi ödemişler geldim. Ödemiş oğlum odası. Saat 3'te hareket yapıyor. Ben miyim gidiyorum. Tövbe tövbe. Şey, şarjımız kaç? 45. Abi biz çekim yapıyoruz, devam edebilir miyiz? Ne çekim? Haber, video. Ne oluyor? Abi, ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir adam çıktı, kendi kendine konuşuyor. Bu adam çıktı, ne dedi anlaşılmıyor. Bunlar yoktu burada. İkinci gelişimiz var. Tövbe estağfurullah. Görüyor musun? Burası Lütfey köyünün sokakları. Şu an ben kaybatışlarım çok yükseldi. O iki ablana karşılaştığım için. Başka bir yerdeyiz şimdi. Hayır, burası Lütfey'in sokakları.
Değişen ne var biliyor musun burada? Hiç yaşamayan insanlar. Abi onlar... Adam kendi kendine geldi. Hiç anlamadığım şekilde konuştu değil mi? Üstümüze doğru koşturdu bir daha hafiften. Hiç anlamadığım şekilde. Evet. Ve birinci adam birdenbire ödümü kopardı. Yemin ediyorum bunlar yoktu. Kur'an çarpsın. Aa, al sana incir ağacı bak. Bir tane daha. Arkadaşlar bu arada adamın dediklerini anladıysanız yoruma yazın. Oha görüntüye bak. Su buradan geliyor. Neydi o? Ne bileyim burada. Buradan mı geldi? Bak bak bir daha bak. Şuradan çarpsın şuradan düştü gözümün önünden gördüm. Vallahi ama. Yemin ederim ki şuradan bir şey böyle. Bu ne? Bir şey değil yani. Ne oluyor lan? Abi o adam mı geldi lan? Abi çık şuradan. Garip garip sesler duyuyorum ya. Burada ne lan? Girebilir miyiz? Bakalım bir içeri. İlk önce bakalım da. Allah Allah! O ne? Gelme gelme alt kata düşüyorum gelme. Sakın gelme. Yemin ediyorum alt kata iniyordum. Ciddi misin sen ya? Gelme. Ben çıkacağım. Oynuyor bildiğin. Çık oynuyor, çık abi oynuyor. Çık. Yer oynuyor. Sese bak, sese bak. Ne yaptın oğlum? Açsana şu kamerayı. Açık. Pis gel. Kedi var burada. Gel. Hadi lan. Gel. Nerede kedi? Demin buradaydı. Oh, ah burada bir yerde kedi var. Ve incir ağacı var bak. Burada. Karşımda şu an. Gel. Gel buradan göç verdi saçık gel. Kaçma lütfen. Boş şimdi ya hayvanı. Arkadaşlar, Rütbey Köyü yıllar sonra geldik ve daha çok harap olmuş, daha çok talan olmuş şekilde görüyoruz. Bunlar zaten bakın eski Rum mimarisi bak görüyor musun? Evet. Su kanalları yapmışlar. Aslında burası çok güzel bir yermiş ve burası Kartal Yuvası diye geçiyormuş. Birazdan hikayesini anlatacağım size. Baykuşlar, kediler ne oluyor abi? Adamlar çıkıyor karşımıza. Neydi o? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Çabuk çık. Çık. Yukarı çık çabuk lan. Lan dikkat et. Ananı sikeyim. Ne oldu? Düştüm aşağı. Oh, çıkma. Abi ya gelme kanka. Dikkat et. Ben ineceğim dikkat et. Ben nasıl ineceğim buradan? Gel. Gel çabuk. Kapı. Kapıya bak ya. Oğlum nasıl? Elimi tutsana be. Bir sıkıntı yok gibi. Yok. Dikkat et. Acıyor mu bir yerim? Yok. Nereden geldi o ses? Aa, burada bir çeşme var. Eski çeşme. Aynı zamanda cinli var galiba biliyorsunuz. İlk videomuzda bahsetmiştim. Su birikintilerinin olduğu yerde özellikle çeşmelerde geceleri köylerde toplanıyorlar. Ve incir ağaçları var her yerde. Bakın burası tamamen lanetli gibi ama lanetli demeyi dilim varmıyor. Sağdan gidelim. İyi misin sen? İyiyim de parmağım bayağı acıyor.
O bak, ses neydi ya? Bilmiyorum ya. Bu ne lan? Burası ne böyle ya? Şurada bir şey. Bir ses söyleyeyim, oraya bak bak. Oha! Oğlum bu ne lan? Neydi o? Ne bileyim? Oğlum! Ağzını sikeyim. Oğlum bir şey var. Çekil, çekil, çekil. Şu eve girelim. Oradan da geliyor, oradan da geliyor. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ım sen bizi koru. Allah'ım sen bizi koru. Allah'ım sen bizi koru. Allah'ım sen bizi koru. Bismillah. Dikkat et bastığın yerlere. Burada bir beklenin olayını anlatmak istiyorum. Gel. Sonra devam edelim hızlı bir şekilde. Hazır mıyız? Hazırız. Lüp Bey, bundan yaklaşık 30 yıl önce göçle boşalıp neredeyse tam bir hayalet köye dönüşmüş bir Ege köyü. Lüp Bey köyü alışılagelmiş köylerden değil. 130 haneli Yörük Türkmen köyü olan Lüp Bey, satılık köy, terk edilmiş kartal yuvası, Efe ve Zeybeklerin korunağı, hikayesi olan köy ve eşkıya sığınağı gibi benzetmelerle zaman zaman gündeme geliyor. Geçmişte Rum eşkıyaların sığınması ve sağ solu talan etmesi sonucunda köy kaderine terk edilmiş. Oldukça korkunç ve ıssız bir yerde. Yıllar önce biz bu köye gelmiştik. Fakat bu sefer geldiğimizde yıllar önce yaşamadığımız birçok olayı bu sefer yaşadık. Hiç karşılaşmadığımız ve görmediğimiz farklı insanlarla karşılaştık. Kimisi bizim üzerimize geldi, kimisi gecenin o saatinde bizimle muhabbet etmeye çalıştı. Fakat söylediklerinden hiçbir şey anlamadık. Köy yıllar geçtikçe daha da farklılaşmış ve daha da ürpertici bir hal almış. Bu sefer iki kişi olarak geldik ve ikimiz bütün köyü talan ederken esrarengiz olayları araştırıyoruz. Fakat asla unutmayın, bu köyde cin ibaresini asla kullanmadık. Cinler olmayabilir, farklı şeyler de olabilir. Yıllar önce geldiğimizde hikaye anlatmamıştık. Zaten ki burayla ilgili cinlerin olup olmadığı uzun süredir tartışılıyor. Fakat gerçekten esrarengiz olaylar yaşanıyor. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Cinler mi, farklı şeyler mi, yoksa köyde yaşayan insanların bizi korkutmasıyla oluşan olaylar mı? Yorumu size bırakıyoruz ve esrarengiz olayları araştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar, olay bu şekilde gerçekleşmiş. Kısası burası aslında kartal yuvası diye de anılıyor. Ve cinli varlıklardan ziyade daha esrarengiz olaylar var. Şurada bir tane oda var ya. Nerede? Şurada. Ben girme... Allah ne sikiyim! Allah ne sikiyim! Allah! Yürü 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 yürü! Yürü 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 yürü! Allah ne sikiyim! Çık 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 çık! Koş koş koş! Oğlum neydi o ha? Ne bileyim abi? Kalbime bak, kalbime bak, kalbime bak. Uf, kalbim şu an atıyor var ya. Kalbim 300 atıyor şu an. Abi. Uf, çok kötü, çok kötü. Burası kartal yuvası falan değil, burası cin yuvası abi ya. Ya da başka bir şey, ifrit bilmiyorum yani, her şey olabilir. Elektrik yok abi. Burası ne? Bu arada,
çoğu insan buraya gündüz geliyor. Cinler gündüz vakitleri zincirle bağlanmış olur. Geceleri yatsı ezandan sonra zincirle kurtulurlar. Gece 3'e 4'e 5'e kadar. Sabah ezana kadar. Anlatabiliyor muyum? Gelecekseniz gece gelin. Ve o iki karşılaştığımız adam beni... Ben altıma sıçtım. Galiba. Onlar normal değildi bence. Ben galiba altıma kaçırdım. Ciddi anlamda çok kötü oldum. Şuraya burası, baksana. Burası Ocakbaşı. Ateş evet. Falan yıkılan yer. Şömine de diyebilirim. Allah! Neydi o? Allah! Sikeyim. Bakma şuraya bak, şuraya bak. Çık şuradan. Şu odaya geç, şu odaya geç. Neydi onlar? Ha? Ne bileyim kanka. Adamı sikiyim. Kapı çarptı, kapı çarptı, kapı çarptı. Kapı çarptı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nezi Rabbin nası, melikin nası, ilahin nası, mişen ve sıfasın al nası, eldezi ve simi sufi sukurin nası, minel cinnetin ve nası. Bu nezi Rabbin felak, mişerli muhalak ve mişerli gazini zahir edat ve mişerli nefasa sıfırdat ve mişerli nasini zahir edat. Yürü çıkalım şuradan, yürü. Görme. Sen çok kötü olmuşsun ne cinler. Kızdırdık sanki ya. Yürü ya yürü yürü. Kapkaranlık, kapkaranlık. Şuraya bak, kapkaranlık. Şu evlere bak ya. Abi koş, abi. Allah kahretsin. Kaç dakikadır kayıttasın? Ha? 13 sanırım. İnşallah şarjımı detme. İnşallah. Ulan sikim. Bir şey geçti. Duydum sesini duydum. Ha kurbağa kurbağa kurbağa. Arkadaşlar kurbağa. Nereye gidiyorsun? Şuraya mı gidiyorsun? Devam et. Gel. Ödümü kopardı hayvan ya. Oğlum bu ses ne lan? Abi selam okunuyor. Ezan mı? Daha ezan vakti değil ki. Sese bak çok korkuyorum. Oğlum nereden geliyor? Cami yok ki burada var mı? Yok yok. Şuraya bakalım. Lütfen köyü. Eski halinden. Eser yok deneyeceğim. Tamamen eskisi gibi. Korkunç. İki iz. Biraz ağaçları sal kanka. Kalbine inecek.
İki tane bir adam çıktı birdenbire. İkisine ne dedi anlaşılmadı. İm midir, cim midir? Değil mi? Gördün zaten son gelin. Evet. Ne dediğini hiçbir şekilde anlamadım. Yürüyüşü falan da garipti. Hareketleri falan garipti. Bize geldi geldi ya. Evet evet evet. Abi hani kılık bilmiyorum bak. Bu bak. Bir şeyler var abi ciddiyim. Şöyle gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. İpek köyünde arkadaşlar define olayları da var. Haberlere birçok defa çıktı. Buraya geceleri abi defineciler gelip kazıyormuş. Zaten birçoğu da yakalanmış. Burada yüklü miktarda altın götürürlerken, sikke sikke altın götürürlerken yakalanmışlar İpek köyünden. Ve hala burada altınlar olduğu söyleniyor. Muhtemelen köyde o yüzden yıkılmıyor. Böyle otantik, asya eserengiz bir şekilde kalmış. Yoksa burayı bilmiyorum yani. Devam edelim. Kalbime inecek galiba. Soğuk sudan kaldım. O yaşamın duvarlarını değil mi? Sanki rüya gibi. Aklımı kaybedeceğim valla. Işık mı yanıyor orada? Sokak lambasıymış. Buraları ne böyle ya? %18. Gidecek mi bilmiyorum. Telefonu geçeceğiz. Allah. Aman ha, dikkat et, yıkılmasın üstümüze. Şu çok görkemli değil mi? Gidelim. Evet. Girelim içeri. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eldiven mi o? Yine incir ağacı. Her evim, her evde incir ağacı var. Görüyor musun? Her evde. Her evde ya. Ocağıma incir ağacı dikmişler. Deyimiyle bile alakalı olabilir bu, biliyor musun? Olabilir vallahi. Bak incir ağacı. Al sana incir ağacı bak. Siz duydun mu? İçeride biri olabilir. Kaçalım, kaçalım. Ne abi? Kaçalım, çekil, 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 çekil. Kaç. Neydi sen? Evet. Allah'ım. Şu an kaç? 14. Çok zor şartlar altında çekiyoruz şu an. Kafanı kırdım. Kollarını kırdım.
gidiyor oğlum? Bilmiyorum. Altıma sıçacağım. Yemin ediyorum altıma sıçacağım. Neler yaşadık biz öyle ya? Abi ilk geldim de pek olmuştum, daha korktuk. Kulağına bile çarpın soğuklarına gidiyor. O kendi kendine konuşan lan. Daha demek ki bizim şimdi doğru yürüyen nedir danışınlayan adam. Cinlerle evet, konuşmuyorsun. Evet, en evet. Yani en adisiyim cinlerle konuşmuyor. Bak. Kendi kendine konuşuyor. Evin içinden kere kimdi peki? Ha? Evin ışığı da yanmıyordu. Kapı da kilitliydi bir de. Evet, dışarıdan kilitli. Evet, evet, evet. Ananı sikim. Oh. Bu evin içinde neler var kim bilir? Neydi o? Oğlum evin içindekileri hapsetmiş olmasınlar dışarıdan. Bana bak, biz mi kurtardık acaba onları? Olabilir. Evin içindekileri hapsetmiş olabilirler. Olabilir, gidelim buradan. Neydi evin içindeki insan bile olabilir. Değişik bir şeyler, sesler çıkardı zaten. Ben hatırlıyorum galiba konuşmadan. Of of of. Çektiğim en dehşetli yerden biri bu olabilir. Biri de bu bak. Bir önceki de çok iyiydi burada. Çok korkunç yani. Bir şey değil mi? Eğer bu videoda oynama, yalan dolan varsa, o adamlar bizim tanıdığımızsa Allah beni mezarın altına gömsün, o kadar diyorum. Hiçbirini tanımıyoruz, bilmiyoruz. Yemin ediyorum ki hiçbir planım yok. Kur'an evliya çarpsın yani. İnanın her din üstüne yemin ederim o adamları tanımıyoruz. Kim olduklarını bilmiyoruz. Yemin ederim size. Bilgilerce. Ne dediklerini anlayan varsa yoruma yazsın. Evet. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Şarjını seç. Bakıyorum. 9. O ses neydi oradaki? Bilmiyorum ama. Olan olayı gördünüz. Burada kalbi keselim. Keselim. Şarjımız %9. Kur'an çarpsın şarjımız %9. Şarjımızı çok iyi kullanmalıyız arkadaşlar. Burada kaydı keselim. İlginç bir şey olsa tekrar kayda gireceğiz. Saati bu arada göster istiyorsan. 05:17 görüyor musun? Tutsana bir. 05:17. Evet, al. Gidelim. Kaydı burada durdur. Ben de göstereyim. 05:17. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, burada kaydırdın abi. Arkadaşlar, kaybolduk gerçekten. Köyün nerede olduğunu bilmiyoruz. Neresinde olduğumuzu bilmiyoruz. Karşımıza değişik değişik tipler çıktı. Kendi kendine konuşan adam çıktı. Üstümüze geldi bir adam. Bir evin içine bir... Ya, abi biz buradan gidelim mi? Ne yapalım ya? Yavaştan gidelim. Şu evde biri olabilir. Anam sikim, bu ne? Oğlum! Bu ne lan? Oğlum bu ne? Abi! Abi gerçek mi bu? Abi bu ne? Bu gerçek mi? Abi! Abi oluyor! Ananı bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Oğlum bu ne yapıyorsun abi? Abi tamam. Oğlum çıplak adamın ayağı her yeri çıplak. Adamın her yeri çıplak, ayaklarında. Oğlum ne götürüyor? Oğlum bu ne yapıyor? Abi! Abi! Geri çekil. Abi! Oğlum tamam. Geri çekil. Abi ne yapıyor? Allah'ım sen yardım et. Ne yapıyorsun? Abici! Ne yapıyorsun? Can çekil oradan can. Abi, can çekil çıktı. Can çekil. Adam tamamen çıplak abi. Ananız geliyor. Oğlum adam çıplak, görüyor musun? Abi. Allah'ım ne oluyor? Rüyama bu. Bu ne amına? İlk defa yaşıyorum böyle bir şey. Rüyama bu. Beni cimcikle bu ne? Abi ne yapıyor? Çıplak adam ateş yakıp bir şey getirdi. Abi ne yapıyor? Abiciğim bakar mısın? Abi! Allah! Ananı sikeyim! Ananı sikeyim! Konuşmanın hiçbir anlamı yok. Bir saat falan oldu buraya geldi ve güneş birazdan açar. Pilimiz bitmek üzere, zar zor geldik.
Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Doğu Prospekt'in 4 yıllık, 5 yıllık tarihinde ilk defa böyle bir olay yaşandı. Bu ilk. Türkiye'de ilk hatta, belki dünyada. Yorumlarınızı beni tek tek okuyacağım arkadaşlar. Instagram'dan yazabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Doğu Prospekt'le kalın.